Herkese merhabalar. Biz kızımla oturuyoruz. Derin doktorculuk oynuyor. Şöyle malzemelerini çıkardı. Nilo'ya iyileştiriyormuş. Kitap okudu biraz önce. Şimdi oyun zamanı. Kutay da yattı. Bu arada çok da soranlar oluyor. Kutay kaç kere uyuyor falan diye. Kutay bu haftaya kadar hep iki uyku uyuyordu. Ama fark ettim ki son zamanlarda ikinci uykusuna yattığı zaman hem çok geç uyuyor. Çok geç uyuduğu için de normalde uyanması gereken saatten daha da geç uyanıyor. Bu sefer de akşam uykusuna zamanda yatıramıyorum. Geç zamanda da yatırsam pek uykuyla arası yok ama yine de dedim hiç riski almayayım. Hiç uyumamasındansa gene 1-2 saat gece uyusa benim için kar. En iyisi bir uyku ona yeter dedim. Şu bir haftadır da işte saat 2.30 gibi yatırıyorum. Yani 4 gibi falan uyanıyor. Akşam saat kaçta yattığını merak edenler oluyor. İkisi de 10.30'da yatırmaya çalışıyorum. Ama zamanında saat 8 gibi yatırdığım da oldu. Hani gündüz uykusunu uyutmayıp öyle denedim. Gündüz uykusunu hani 1'e düşürdüm. Akşam 8'de yatırdım. Hiçbir şekilde uyumadı. Uyuduysa da eğer ki 8'de uyuduysa bu sefer birkaç saat sonra uykuyu almış bir şekilde kalktı ve sabaha kadar mümkün değil uyumadı, uyumak istemedi. Gündüz uykusunu uyutarak da 8'de yatırdım. Uyutmadan da 8'de yatırdım. Yok, mümkün değil. Aksine erken yattıkları zaman birkaç saat sonra, Derin de bebekken öyleydi. Birkaç saat sonra uykuyu almış bir şekilde uyanıp kalkıyorlar yani tam gecenin ortasında. O yüzden hiç dedim böyle olmayacak. 10.30'da yatırıyorum ben ama gene uyumaları 11.30-12'yi buluyor yataklarında. Kulağımın şurasında da sivilce çıkmış. Gene diyorum benim elim kolum durmuyor diye onunla oynuyorum burada. Sivilce mi bakıyorsun annem? Kızımı yıkayacağım biraz sonra. Ben de aslında eşim çıkmadan yıkansam iyiydi. Ben banyodayken çocuklar tek kalıyorsa bir videomda da zaten anlatmıştım. Bazılarınıza saçma da geldi ama böyleyim yani. Çocukların başında biri olmayınca ben banyoya girip yıkanamıyorum. Kapıyı kilitliyorum her türlü. Yani şu anda da kilitli mesela. Ama yine de işte kafa. Çok pimpirikliyim bazen sanıyorum. Ben önlemimi alayım da. Şimdi Kutay uyanmadan da bir güzel çorba yapayım çocuklara. Onlar uyandıktan sonra yemeğe. Bazılarınız belki diyebilir hani uyumadan önce yedirsen falan diye. Kahvaltıyı güzel yaptıklarında sonrasında çorba yemiyorlar. Uyandıktan sonra yediriyorum ama tabii ki uyuyana kadar da meyve yani öyle atıştırıyorlar. Bazen muhallebi oluyor. Puding varsa puding yiyorlar falan derken böyle geçiştirmeli bir şeyler yiyorlar. Derin'in de gözünü anlatmıştım ben size. Hala soranlar var. Derin'in gözünün farkında mısın? Kırpmasının farkında mısın gibi. Bir annesi olarak bunu benim fark etmemem mümkün değil. Bunu ben bir videomda anlattım. Doktora da götürdük. Çok şükür hiçbir sorun olmadığını, geçici bir durum olduğunu söyledi. Siz sadece yanında dile getirmeyin. Çok sık gözünü kırptığını fark ettiğinizde ilgisini başka şeye çekmeye çalışın falan dedi. Yani hiçbir sorunu yok. Böyle yani bunu da tekrar söyleyeyim. Kargo bekliyoruz bu arada. Bugün gelebilir. Derine yükseltici almıştık. Gelirse onu da çekerim sizlere. Derin yine kitap okuyor. Çorbaya geçmeden size onu göstereyim. Kargomuz geldi. Hepsi buradan almıştık. Derine araba için yükseltici aldık. Çünkü otokoltuğunda oturuyordu ve kilosu boyu hala da yetiyor ama kemer kısımları biraz rahatsız edici olabiliyordu artık. Biz de dedik büyüdü madem öyle. Şöyle bir... Anneciğim yardım eder misin açmamı? Tamam anneciğim. Çok güzel. Değil mi? Hem de mavi elbiseli olabilmiş. Hem de yeşili var.
böyle. Ama bilmiyorum nasıl bir şey. Ha. Nasıl bağlanır koltuğa da bilmiyorum. Artık Emrah onu halleder. Gösteriyor mu? Yükseltici olmadan da Derin oturabilir elbette ama sonuçta camdan rahat bakamayacaktı. Böyle olması iyi oldu. El salığı da özellikle seçildi tabii ki Derin sevdiği için. Otur istersen. Ne kadar rahat. Rahat mı? Evet. Böyle. Bir de sanıyorum şey sipariş ettik. Bu çocuklara kemer takınca hani uyudukları zaman kafaları düştüğünde böyle yumuşak bir şey olsun diye kemerde böyle pofuduk bir şey olan bir şey sipariş ettik. Ona ne denir bilmediğimden. Bu geldi. Çocukmarket.com. Onu göstereyim size açarsam. Çocuğa taktığınız kemere koyuyorsunuz bunu. Hem kemer boynunu acıtmıyor. Hem de uyuduğu zaman kafasını buna koyabiliyor yastık gibi. Şöyle bir şey. Şu cırt cırt da bu kısmı büyük ihtimal kemeri kemeri buraya koyup geri cırt cırtını kapatıyorsunuz. Bayağı da zor açılıyor yalnız cırt cırtı. Yumuşacık bir şey. Kemer içinden geçeceği için şöyle bir şey olacak bu. Dediğim gibi hem boynu acımayacak hem de yumuşak olur onun için iyi olur yani. Yat anneciğim. Oh, böyle de uyursun. Mercimek çorbamı yapmak için şimdi mutfağa geldim. Bana bazen çok söyleyenler oluyor. Tuğba ne yaparsan lütfen çek. Bu kolay bu basit deyip çekmemezlik yapma. Sana belki basit gelen bize gelmiyor olabilir. Menemen de yapsan çek. Pilav da yapsan çek lütfen diyenler var. Sizler de aynı düşüncedeyseniz bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Malzemeleri göstereyim. Normalde ben hepsini mercimeği, sebzeleri, suyu içine katıp en son salça sosu yapıyorum naneli. Çorbamın içine ekliyorum piştikten sonra. Ama bu sefer kavurarak yapacağım. Çünkü kavurarak tadı ayrı bir güzel oluyor. Bir tane patates, bir tane soğan, bir diş de sarımsak var. Patatesi de yine küp küp doğrayacağım. Yarım yemek kaşığı kadar da. Bu da bir tatlı kaşığım oluyor. O kadar salça ekleyeceğim. Ve mercimeğimi de en son koyacağım. Bunun içinde de şöyle güzelce yıkadım. Şununla 1,5 su bardağı kadar da kırmızı mercimek koydum. Baharat olarak da nane, pul biber, tuz ekleyeceğim sadece. Suyu ne kadar ekleyeceğimi normalde ben göz kararı ekliyorum. Ama madem işinize yarasın diye tarifi size göstereceksem bardak ölçüsüyle yapacağım. Ki sizlere tam ölçüyü verebileyim diye. Şimdi hadi ocağa geçelim. Yağımı koyayım. Yağı göz kararı koyacağım ben. Yani burada rahat 3 yemek kaşığı vardır. Bilmiyorum sizler illa yağın ısınmasını mı bekliyorsunuz? Ben çoğu zaman yemeklerimde beklemediğim de oluyor, beklediğim de oluyor. Ama bunda gerek duymuyorum açıkçası. Soğanları da küçük doğramadım ki çünkü her türlü blenderdan geçireceğiz. Bir küçük de havucum vardı, onu da ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi çok da kavurmamaya çalışıyorum. Bazı soğanlar küçük kaldığı için biraz fazla kavurdular. Ekleyeyim. Yani bu salça yeter buna. Normalde mercimek çorbasının aslında salça kullanılmıyormuş zaten de. Ezogelin olur diyorlar öyle olursa. Ama yakışıyor bence. Ben koyuyorum. Ben baharatını ekledim. Biraz nane, tuz ve birazcık pul biber ekledim. Orayı çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. En son da şöyle mercimeği koydum artık. Zaten tenceremi değiştirdim. Çünkü bazı soğanlar önceki tencerenin şuralarına yapışmış. Pek de güzel görüntü olmuyordu sizler için. Benim de içim rahat etmedi. Şöyle değiştireyim dedim. Suyumu ekliyorum. Bunda sıcak su var. Tam bu ölçü 1 litrelikti. 1 litre su kullandım. Yani benim aralı bardağımla 5 su bardağı sıcak su ediyor bu. Bu kadar bu çorba. Dediğim gibi çok basit. Şöyle altını da kısayım.
Patatesler ve havuçlarım güzelce haşlandıktan sonra bir blenderdan geçireceğim ve çorbam tamamen bitmiş olacak artık. Böyle kavura kavura yapmak, hani benim uğraşmak istediğim zamanlar falan yapıyorum. Normalde genelde ben hepsini çiğden normal soğuk suya koyup öyle pişiriyorum ama bugün böyle yapasım geldi. Mis. Miki kızım benim. Miki. Miki kızım. Miki tacımı da takacağım. Miki tacını da tak, tamam. Oh. Yuvarlak kulaklı mıydı? Hatırlamıyorum ki aşkım. İki tane vardı öyle. Biri pembeli, biri siyah. Ben de gideyim. Çamaşır makinem de durdu. Şimdi onları bir kurutmaya atayım. Onun öncesinde çorbam dibine yapışmasın diye tekrar bir daha bir karıştırayım. Boyu kıvamı biz sevdiğimiz için biraz mercimek size fazla gelmiş olabilir. Ben ölçülerimi verdim. Artık siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Bunu ben diğer göze alsam iyi olur. Taktın mı tacı? Benim. Büyük farem benim. Hamster'ım benim. Çok tatlı oldun. Kutuyu da dün akşam yıkamıştık. Her tarafını mahvedince yemek yerken. Derin de şimdi yıkayayım dedim. Tada, maske mi takacağım? Yükselticiyi de şuraya koyduk. Emrah gelince arabaya takar herhalde bu akşam ya da bilmiyorum yarın. Bunu da bizim evin yakınında bir dönerci var diyordum ya, oradan hediye vermişlerdi çocuklara. Yılbaşı öncesiydi. Yılbaşına özel de herhalde böyle verdiler. Evet, yılbaşına özel. Evet. Piştiler. Şimdi blenderdan geçireceğim. Hatta Derin diyor ki anne ne zaman olacak? Çok güzel koktu diyor. Derken kutu uyandı. Onu alayım. Kutayım uyandı. Direkt su istedi. Daha iyileşmedi ablaları. Evet. Boğazında enfeksiyon varmış. Blenderlar yokken süzgeçten çok geçirerek yaptığımı iyi hatırlıyorum bu çorbayı. Ben daha öğrenciydim belki de. Ya da vardı da belki biz alamamıştık. Onu tam hatırlayamıyorum da geçmiş zaman. Kıvamı güzel oldu. Çorba bu şekilde. Açılmadı mı? Onun da üstünü değiştirdim. Çünkü burnundan akanı koluna silmeyi öğrenmiş. Çocukluğumuzda hangimiz yapmadık gerçi. Peçeteyi gösteriyorum. Sürekli bakıyorum burnu akıyor mu diye ama demek ki ben gözden kaçırdığım zaman hemen koluna silmeyi öğrenmiş. İyi yaşa bebeğim. Kraker verdim. Kutuya bir tane verdim. Derin de istedi. Çorba soğuyana kadar birazcık tutsun onları diye. Çorba çok güzel olmuş anneciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun anne. İstersen geliyor, geliyor, geliyor. İstersen bir tadına bak. Aha, bak, al. Bak aynısı gördün mü? Aynısı, evet. Aynısı değil mi? Ya. İçine ekmek koymadım. Zaten boğazı ağrıyordur diye.
enfeksiyondan dolayı. Güzel mi oğlum? Güzel. Güzel. Aynen. Çok güzel. Yok artık anneciğim. Bu ne arıyor? İndir anneciğim. Günah. Ya abla günah diyor. Duydun mu? Bak ben ayağımı aşağıda taşıyorum. Sofrası hazırladık. Reklamları dönüyor. Sizler de muhakkak görmüşsünüzdür. Bu Domino's ekmek arası çıkarmış. Onun kavurmalı olanını epeydir istiyordum ben. Bana kavurmalı almış. Derine sucuklu almış. Onlar gerçi biliyorsunuz biraz önce çorba yediler. Acıktıklarını sanmıyorum ama yine de göstereyim mi anneciğim sucukluyu? Emrah kendine de sucuklu almış. Kutuya bakın ayran istiyor. Canım versene ayranını. Acı mı? Bilmiyorum acı değil, anneciğim. Acı değilmiş herhalde. İlk defa deniyoruz biz de. Kızım canım. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim ben de. Benimki de kavurmalı. Ben artık daha akşam yemeği yemem. Ama çocuklar için yine yatmadan bir erken saat daha sebzeli mücver yapacağım fırında. Onu da daha önce yapmıştım. Linkini bırakırım. Hatta bölsek mi? Ay şimdi şu benim ekmeğimden böl de kutuya da verelim biraz. Kavurmalı. Kavurmalı. Evet, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım sıkılmadığınız bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpücük at.